Şubat depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimizin ruhlarına özellikle hediyeleri kabul eyle ya Rabbi. Gazilerimize şifalar ver ya Rabbi. İlahi ya Rabbil Alemin. Bizleri daima kendine kul, Habibine ümmet eyle. Bizi, anne babamızı, bütün müminleri bağışla. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Aradan tam bir yıl geçti. 6 Şubat sonrasında hepimiz için önce hayat durdu. Sonra zor ve acı ama yeniden başladı. Yaşadığımız büyük felaket ile pek çoğumuz canlarını, yakınlarını, anılarını ve dahi umutlarını geride bıraktı. O gün şehrimizin bacalarından duman yerine yüreklerimizden acılar tüttü, ezgiler ağıt olup söylendi. Bizim o gün sabrın ve hüznün lügatlerdeki anlamımız değişti. O an sadece şehirlerimiz değil, hayatlarımız ve geleceğimiz de sallandı. Bir an durduk, durulduk. Bununla beraber insan olmak hala kalpleri ve ruhları diri tutabilmek yönünde teselliler bulmayı gerektiriyordu. Ve ardından hiç beklemeksizin yola koyulduk. Bu yolda bize düşen umut etmek, inanmak ve hayal etmekti. Bu yolda bize düşen buradan yola çıkarak şehrimize çok daha kapsayıcı bir sivil toplum hareketi kazandırmak ve bunu evrensel bir iyilik hareketine dönüştürmekti. Hayat yeniden taşıdığı misyon ve anlam itibariyle bir vakıftan çok daha fazlasını temsil ediyor. Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği olarak başlayan hikayemiz, 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrasında çok daha geniş kitlelere ulaşmak, tüm toplumsal meselelere temas edebilmek amacıyla yeni bir boyut kazanıyor. Hayat yeniden Kahramanmaraş'tan doğan ve uluslararası bir vakıf olma vizyonuyla tüm engel gruplarının, kadınların, yetim ve öksüz çocukların, mültecilerin, yaşlıların ve sokak hayvanlarının hayatlarına dokunan öncü bir sivil toplum hareketini ifade ediyor. Bu süreçte Hayat Yeniden Vakfı olarak bireylere dokunmak kadar toplumsal kalkınmayı da önceliyor, yaşadığımız çevrenin sosyal, kültürel, ekonomik, toplumsal kalkınmasına yönelik projeler geliştirmek ve şehrimizi dünden daha iyi hale getirmek için hep birlikte çok çalışıyor ve gayret ediyoruz. Kahramanmaraş'ta özel bireyler için, çocuklar için, kadınlar için hayat yeniden başlıyor. Hayat yeniden başlıyor demek istiyoruz. Biliyoruz ki Kahramanmaraş, Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğacak ve yeni bir dönem başlayacak. Dünden aldığımız derslerle ilmin ışığında maneviyatımızın ve değerlerimizin rehberliğinde şimdi hayalleri gerçekleştirme vakti. Şimdi hayat yeniden vakti. Daha iyi olacak inşallah. İnşallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Dua edelim inşallah. Önümüzdeki sahip çıkanlara, bunları yapanlara dua edelim inşallah. Yarın Cumhurbaşkanımız geliyor inşallah. Ona da dua edelim inşallah. Allah razı olsun. Oo.
yani. Sayın Başkanım. Ya Allah. Bereket olsun inşallah. Tabii ki Zeynep Hanım mükemmel bir konuşma yaptılar işin doğrusu. Ona ilave edecek çok fazla bir şey yok ama bizim kadim kültürümüzün, geleneğimizin çok önemli kurumlarından bir tanesi vakıf. Gerçekten Osmanlı döneminden yani kuruluşundan bu yana insanlarımızın arasındaki yardımlaşmayı, bütünlüğü sağlamak için bu ecdat gerçekten mükemmel, mükemmel çalışmalar yapmışlar. Vakıf çalışmaları adı altında. Sistem olarak dünyada benzeri olmayan bir sistem doğrusu. Öyle bir sistem ki o günkü şartlarda yolculuk yaptığınız zaman size konaklamalar yapmışlar. Mahalle ortalarında zengin fakir beraber okuduğu ortamda onların dayanışmasını, bütünlüğünü sağlamışlar. Bir başka ifadeyle toplumun tüm kesiminin birbiriyle irtibatlı, birbiriyle yardımlaşmalı ve gerçekten muazzam bir münavemet yani yardımlaşma çerçevesinde bir hayat tesis etmişler. Muazzam sistemler kurmuşlar. Bu sistemin adına da vakıf kuruluşlar demişler. Bizim geleneğimizde gerçekten kültürümüzde muazzam bir yeri olan bir sistem, vakıfçılık sistemi. Bizim Kahramanmaraş'ımızda da arkadaşlarımız özellikle Down sendromlu çocuklarımız için biraz daha aileler düzeyinde daha fazla bakıma ihtiyacı olan çocuklarımızın geleceğinin çok daha iyi olması, bu ailelere katkılarda bulunulması ve inşallah bu alanda da özellikle depremden sonra yetim kalan çocuklarımızla ilgili çok güzel çalışmalar yapacaklar inşallah. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biraz arkada gördüğünüz inci küpeli hanımefendiyle buradaki arkadaşlarımız bu sıkıntılı ortamda kalan ama gayret eden, çalışan ve ortaya bir eser koyan hanımefendi kardeşlerimiz halk eğitimdeki eğitmenlerimizle beraber bunu realize etmişler, gerçekleştirmişler. Belki de yani depremden sonra diyelim çok anlamlı bir iş bu. Gerçekten iyi, anlamlı bir çalışma. Bütün emeğe geçen kardeşlerimizi çok yürekten teşekkür ediyorum kendilerine. Hayırlı olsun inşallah. Bu millet güzel bir millet bakın. Güzellikleri hep ortaya çıkartan bir millet. Bugünkü güzelliklerinden birini de hep beraber bize yaşattı arkadaşlarımız. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.